Sıcak bir gelişmeydi. Son dakika bilgisi olarak aktarmıştık geçtiğimiz saat. Hrant Dink suikastinde kullanılan silah sakladığı tespit edilen Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Şimdi bu sürecin detaylarını aktaracak bize Melis İslamoğlu. Hemen dönüyoruz Melis'e. Melis, nedir detaylar? Konuyla ilgili sözü sana bırakalım. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastindeki firari sanıklardan Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Zanlı hakkında Hrant Dink'in suikastinde kullanılan silahı saklama, cinayet için borç para verme, aynı zamanda cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandığı tespit edilip hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bunun üzerine Emniyet İstihbarat Başkanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol Daire Başkanlığı ekipleri şahsın Kırgızistan'da olduğunu tespit etti ve Kırgızistan'da bulunan Büyükelçilikle iletişime geçildi. Zanlının tekrar ülkeye geri gelmesi için talepte bulunuldu. Bunun üzerine o bölgede bulunan, yani Kırgızistan'da bulunan emniyet birimlerince zanlı takibin sonunda yakalandı. Üzerinde de bir pasaport bulundu. Pasaporta kardeşi M.I.'nin ait olduğu tespit edildi. Ama zanlının pasaportta kendi fotoğrafı da bulunuyordu. İşte yakalandıktan sonra zanlının üzerinde de bir pasaport ele geçirildi. Zanlı hakkında zaten 12 yıldan 6 aya kadar hapis cezası vardı. Zanlı Kırgızistan'dan yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi ve çıkarıldığı mahkemece tutanarak cezaevine gönderildi. Bizim de bu konuyla ilgili takibimiz sürüyor. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.